Suriye'de bakın olan olaylara bakın. Mesela Antep'te son yıllarda 8.000 tane ajan yakalandı. Ve bunların hepsi oradaki NGO'ların içine girmişler. Yani hepsinde mavi kimlik kartı var. Ne demek bu? Birleşmiş Milletler kimlik kartıyla adamlar oraya geliyorlar. Çeşitli devletlerin ajanları çalışıyorlar. Ve işin ilginç tarafı, ajanın çalışması için yerelde işbirlikçisi lazım. Bu işbirlikçiyi nereden bulmuş biliyor musunuz? Türkiye'deki tarikatlardan. Para karşılığı, tarikat oradan bir adam görevlendiriyor. Adamın dünyadan haberi yok. O ajanla beraber şehirleri geziyor, bilmem ne yapıyor. Böyle bir tarikat ajan işbirliği de oluşmuş. Ve bu adamların hiçbirisi de hani geleyim burada bir iki yıl kalayım gideyim değil. Çok uzun vadeli planların hesabını yapmak için oraya kuluçka atmaya gelmişler. Yani şu anda sadece orada bulunan ajanları düşünmeyin. Bunların önümüzdeki 30-40 yıl içinde doğacak kuluçkalarını düşün. Mesela şimdi Ruslar ne yapıyor? Alanya'ya habire Rus şehri kuruyor değil mi? Yarın bunlar işte Rusların ajan yerleştirme taktikleri daha farklıdır. İşte evlilikler, iş adamlarıyla özellikle gönderilen kadınlar evlensin diye şunlar bunlar. Yarın bunlardan çok çeşitli onlara şey çıkacak, malzeme çıkacak. İsrail istihbaratı da böyle yaptı. Mossad da başka ülkelerde doğan Yahudi ailelerin çocuklarından kendilerini aldılar. Sanki Yahudi değilmiş gibi mesela Suriye'ye soktular, başka yere soktular, bunları kullandılar. Şimdi evet, Türkiye yönetenler bu konuda çok uyanık olmadı. Yani şu Suriye olaylarının olduğu dönemde Hatay'la... Suriye'ye bir daha gelelim biz. Yani. Evet.